Liseden bir anda tıp fakültesine geçen ve yakınları tarafından kısa süre içerisinde hastalık sorularına maruz kalacak tıp fakültesi 1, 2 ve 3. sınıflar için olan videomuza hoş geldiniz. İlk olarak liseden üniversiteye geçiş bir hayli farklı yeni bir dönem başlı başına. Buna bir de tıp fakültesi zorluğu eklenince nasıl oluyor, neler dersin? Evet, aslında bence tıp fakültesinin başlangıcındaki zorluklar, tıp fakültesinde özel bir zorluk içermiyor. İnsan ilk başladığı zaman, liseden üniversiteye geçtiği zaman çok yeni bir ortama giriyor ve yeni arkadaşlıklar, yeni dinamikler, yeni bölüm, yeni şehir, aileyle yeni ilişki derken aslında sosyal anlamda insanın kendi büyümesiyle beraber çevresini bir ayak uydurması gereken bir yaşamsal evre aslında bu dönem. Bu dönem insan liseden üniversiteye geçerken bu zorluğu bölüm fark etmeksizin yaşar zaten. Onun için aslında ilk başlarda tıp fakültesinin bir kendine has bir zorluğu yok çünkü Başka bir kişi başka bölümde de yeni bilgiler öğreniyor ve o da zorlanıyor. Buradaki bence asıl zorluk sosyal anlamdaki alışma süreci. Lise biyolojisi ve kimyasından tıp fakültesine geçiş. Hmm. Meşhur tıp fakültesi çok zordur. durumun altında neler var? Neler önerirsin? Evet liseden tıp fakültesine geçtiği zaman çoğu zaman beraberinizde bir bilgi birikimine geçemezsiniz. Yani belki biraz biyoloji birazcık organik kimya ilk yıl aylarda yardımcı olabilir size ama buradan bir bilgi birikimi olmaz. İnsan tıp fakültesine geçtiğinde ilk alışması gereken durum yeni terimler. Terminoloji dediğimiz yeni kavramlar dünyaya gelir aslında sizin için. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. En basit size ders verenlerin belki yıllardır kullandığı terimler sizin için ilk defa duyduğunuz kavramlar olur. Buna alışma süreci bence ilk adım tıp fakültesinde. Çünkü daha siz kelimeyi bilmiyorsunuz. O kelimeyi bileceksiniz. Sonra onunla ilgili bir hastalığı ya da onunla ilgili bir kavramı öğreneceksiniz. İlk başta kelimeyi bile bilmediğiniz bir yerden bahsediyoruz. Sonrasında özellikle amfi ve komite dönemlerinde bir rekabet ortamı. Çok çetin geçer. Hatta üniversiteden üniversiteye değişir. Yani ilk önlere oturup o notları tutulması ve sonra o notların kırtasiyeyle anlaşılarak bir bakıma bir parayla satılması dönemi da dahi var. Herkes notunu da vermez bu arada. Bu birçok fakültede var. Tıp fakültesinde de inanın diğer bölümlerden daha çetin geçiyor. Bununla beraber rekabet ortamıyla beraber Gerçek derslerin terminoloji de zorluğu bu 1, 2 ve 3. sınıfta aslında bunları yönetmeniz üzerine kurulu. Çünkü sınavda stresli. Bir pratik sınavınız var, anatomi sınavınız var, orada bir rekabetçi bir ortam var ve size direkt soru sorulabiliyor pratik sınavlarda. Aslında bu bütün dinamikleri yönetip ve stresinizi kontrol altına alıp o sınavda başarılı olmanız lazım. Bunları beraber bir altına geldiğinizde bu zorluklara yönelik çözümler bulmak gerekiyor. Genç dinamik yaşlarda tıp fakültesi komiteleri sınav haftaları derken bir anda yaş oluyor 22-23. Bu zamanlara tekrar dönsen neleri farklı yapardı? <laughs> İlk başta 22-23 yaş grubu çok tehlikeli bir yaş grubu. Çünkü siz 18 yaşında tıp fakültesine girdiğinizde diğer arkadaşlarınız 4 yıllık bir fakülteye girmiş oluyor. En fazla 4 artı 1 yani 18 artı 5 23 yaşında mezun oluyor. Siz ise o yaşlarda ya 4. sınıfta ya 5. sınıfta oluyorsunuz ve hala stajyer doktor yani bir bakıma hala öğrenim süreciniz devam ediyor. Oysa ki diğer arkadaşlarınız bitirmiş ve artık iş hayatına girmiş oluyor. Bundan dolayı orada bir, bir aslında bir 22-23 yaşlıların bir bunalımı var. İnsan aslında o yaşlarda en fazla ben aslında şu an çalışsaydım şuralarda olacaktım cümlelerini çok kullanıyor. Biraz daha geriye gelirsek okurken 19 20 21'li yaşlarda üniversite hayatının dinamik yani genç dönemlerinde siz bu tıp fakültesinin zorluğu altında kaldığınız anlarda birçok sosyal etkinlikten kendinizi alıkoymanız gerekiyor, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Çünkü birçok üniversitedeki birçok bölüm özellikle diğer bölümlerde kış tatilleri, okulların erken kapanması, vize dönemleri gibi belli alanlar dışında insanlar hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirirken siz bir komite bitince diğer komitenin ikinci üçüncü haftasından itibaren diğer komiteye hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü büyük bir ders ağırlığı var büyük bir ders içeriği var. Bu dönemlerde bu yaşları yaparlarken 20-21 yaşlarda gerçekten hayatı kaçırabiliyoruz. Yani bu aslında tıp fakültesi okumanın yan etkisi diyebilirim. Bu anlarda belki de insan kendine ait olabilecek kendini iyi hissettirecek alışkanlıklarının ve sevdiği işlerine devam ettirmeli. Örnek veriyorum tıp fakültesi sınavına girdiniz komite bitti ve önünüzde bir 10 haftalık bir komite daha bekliyor. Bu ilk 3-4 haftada sınav sonrası çok fazla bir boş vermişlik oluyor. İnsan kendini bırakıyor ve 3-4 hafta boyunca hiçbir iş yapmıyorsunuz. Genelde derse gir çık boş boş gezme üzerine kurulu ve bunu fark etmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 4 komite geçmiş. Bu dönemlerde bence kendinize ait güzel hobiler edinmelisiniz ve bunun bunun adı bazen bir müzik aleti öğrenmek olabilir. Bazen bir bilgisayar programı olabilir. Yeni bir dil olabilir. Ya da yeni yeni bir uğraşı alan olabilir ya da farklı bir alanda eğitim almak olabilir ya da üniversite kulüplerine katılıp farklı farklı alanlardaki insanlarla beraber çalışabileceğiniz yeni alanlar olabilir. Bunun farkına varmazsanız bir anda 3-4 yıl geçiyor ve 23 yaşında sadece tıp fakültesinde çalışmış ve bunları geçmiş bir insan olarak kalıyorsunuz. Bence bu kendi çevrenizdeki birçok doktorla beraber yan yana kaldığınızda eğer kendi yanınıza bir şey katmazsanız sizi çok sıradan bir hale getirebilir maalesef. Yaz tatilleri bir süre sonra hayatından çıkıyor. Yazları için neler dersin? 1, 2 ve 3. sınıfta belli bir yaz tatili süreniz var. Yani 2, 2,5 ay bazen 3 aya buluyor üniversiteden üniversiteye değişiyor. Ama ondan sonra 4. sınıf, 5. sınıfla itibariyle zaten 6, 5'ten 6'ya geçerken bir tatil yok. Arada 1-2 haftalık bir süre var. Ondan sonra özellikle asistanlığı da düşündüğünüzde 2-3 haftalık bir tatil sadece hayatınızda olabilecek. Onun için o tıp 1, tıp 2, tıp 3. sınıflarda yaz tatillerini Kimi insanlar yaz tatillerinde yurt dışında stajlar oluyor ya da yurt içinde farklı üniversitelerden tıp fakültesi stajları alarak değerlendirebiliyorlar. Buna da kesinlikle böyle olumsuz baktığım bir düşünce değil yani bir yapılabilir. Ama bence zaten önümüzdeki yıllarda bu konuda eğer bir isteğiniz varsa bunu değerlendirebileceğiniz çok fazla fırsatınız olacak. Bu dönemleri gerçekten kendinizle alakalı ve sosyal hayatınızda hastane dışı dediğimiz tıp fakültesi dışı bir kimliğe bürüneceğiniz fırsatlara dönüştürün. Yani hiç alakası olmayan yani güzel ortamlarda kendi Fakültenizden bağımsız bir beceri elde edin. Yani aslında bir önceki soruyla bağlantılı. Bu yaz tatillerinde de tatilinizi ona uygun yapın. Gerçekten güzel bir tatile edebilirsiniz. Ya da inanın yani bir yerde çalışmak bile bu yaz tatilinde belli bir süre zarfında farklı bir becerinizi geliştirecektir. Çünkü yarın bir gün anlayacaksınız da tıp fakültesinde hastalarla ilişkide ve beraber bir bütün olduğunda sadece olay tıp fakültesinde öğrendiğiniz bilgiler değil, sosyal becerileriniz ve sosyal konuşma kabiliyetleriniz de burada olacak. Bunun için bu konuda o günleri hazırlayın. Hazırlıklı olabilmeniz için 19-27 yaşlarda edindiğiniz bu deneyimler 25-26 yaşlarda o sosyal stresinizi yönetmeye ve sosyal becerilerinizi artırmaya yardımcı olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.